Miyip artık Türkiye'nin başına türlü türlü işler açma ihtimali var mıdır? Ee, var mıdır diye e, soru bile neredeyse abes artık. Tabii ki vardır. Yani burada kastedilen efendim sıradan milis güçleri, sıradan efendim protestocu insanlar değil. Bunların hepsi radikal e, siyasal İslam e, İslami örgütlere bağlı ve e, terörist olarak kabul edilen bir takım oluşumlar ya şimdi bu konu een e, iktidarın boşa çıkmış ya da işte tam böyle karşılık bulamamış bir politikası bugün de bundan e, vazgeçerek yeni bir rotaya ülkeyi soktuğu bir olgu olarak anlaşılamaz öyle de anlatılamaz şimdi bu 11 yıldır bu ülkeyi bir Suriye politikası uygulayarak Getirdikleri noktada milyarlarca lira bir kamu zararı, milyarlarca lira kamu zararı, ülkenin içine girmiş yaklaşık 5 milyon mülteci, oradakilerle birlikte Hulusi Akar'ın beyanına göre 9 milyon Suriyeli'yi besler bir zorunluluğa düşmüş ülke, sınırları kevgire dönmüş, sınır güvenliğini tamamen kaybetmiş bir ülke, işte Barış'ın da söylediği gibi onlarca onlarca terör eyleminin oralardan gelen örgüt elemanlarınca oradaki oluşumlar tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmış bir bozulan kamu düzeni efendim ve bir e, ulusal güvenliğimizin yerle bir olması nereden bakarsanız bakın anormal zararlara sebebiyet vermiş bir sonuç. Şimdi ben Çavuşoğlu'nu dinliyorum Dışişleri Bakanı'nı. Efendim diyor ki e, muhaliflerle yani Suriye'deki muhaliflerle e, rejimi karıştırmamız, karıştırmamız lazım. lazım. Bunun için biz adeta kendimizi işte görevli sayıyoruz. Yani Ukrayna ile Rusya'da arasında arabuluculuk yapar gibi böyle bir şeye talibiz. bunu yapabiliriz diyor. Ya bunu dinlediğimde Türkiye'yi sanki bir İsveç, evetim bölgeden uzak, bugüne kadar bu işlerin hiçbir yerinde yer almamış, hepsine eşit uzaklıkta tarafsız bir konumda sanki üçüncü bir ülke ve böyle bir şeye soyunuyor görüyor. Ara bulucular. Yahu kardeşim ösoyu dediğiniz o muhalif grupları kuran sizsiniz ya. Yani Suudi Arabistan, Katar, Arap sermayesi mali yükünü üstlenmiş. Bunun parasal kaynağını temin etmiş. Amerika Birleşik Devletleri oradan lojistik desteğini sunmuş. Türkiye'nin de eğit donat politikaları ile bizzat eğitim vererek oluşturduğu ve hedef olarak hedef olarak Esad'ı devirmek, Şam'a giderek ele geçirmek, efendim bir Camii'nde namaz kılmak gibi bir hedef, Suriye'yi işgal etmek gibi bir hedefi ÖSO üzerinden organize etmek üzerine kurulu bir politikayı uygulamışsınız. Yani siz emperyalist bir hedef koymuşsunuz. Karşınızda bağımsız bir ülkeyi sırf siyasal İslam ideolojinize uymadığı için. Orada Müslüman kardeşler üzerinden ihvancı bir anlayış ile Suriye rejimini yıkıp yerine ihvancı bir rejim kurarak kendinize yakın bir coğrafya oluşturmak, oradan adeta ilerleyerek bir İslam devletleri yani ihvan üzerine kurulu bir siyasal İslam ideolojisine dayalı İslam devletleri üzerinden yürümek gibi bir hayalin peşinde koşarak orayı bu hale getirmişsiniz. 50-60 bin Gökmen Karada 50-60 bin olduğu varsayılan ki rakamları da bilemiyoruz şeffaf olunmadığı için bir özgür Suriye ordusu denilen bir birlikten bir kuvvetten bahsediyoruz. Kuvayi Milliye gibi bir benzetmenin yani ben benzetildiği anda da utanmıştım. Benim ülkemin Cumhurbaşkanı başka bir ülkedeki bu tarz bu tarz terörist unsurları ki bunun yanında HTŞ'nin, EYTŞ Tahrir el Şam'ın yani dünyanın bütün devletlerinin neredeyse terörist olduğunu, terör örgütü olduğunu kabul ettiği oluşumları bile Özgür Suriye ordusuna eklemleyerek orada onları efendim bir işte Kuvai milliyeci gruplar olarak göstermek bizim şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Bu ülkeye, bu ülkeye yapılmış bir saygısızlıktır. Ya yani böyle bir şey yok. O zaman şimdi açıklayın bakalım. Kuvayi milliye dediğiniz kişiler Türk bayrağını orada yaktıklarında onlarla savaşmaktan olur duyuyorlar dediğiniz Mehmetçik ne hissetti? O komutanları, onların o askerler, bizim askerlerimiz ne hissetti? Orada sadece Türk bayrağının onurunu, onun varlığını korumak için canını vermeye hazır olan o kişiler, orada onlar yakılırken kendi cumhurbaşkanlarının kuvayi milliyeci ruha sahip dedikleri o terörist unsurlar için ne hissettiler? Böyle bir şey olamaz. Şimdi gelmişsiniz, şimdi gelmişsiniz bu yıkımdan nasıl çıkarızı çıkarırız bu ülkeyi? Onu da düşünmüyorsunuz aslında. Ya 13 tane 13 tane yerel yönetim kurmuşsunuz. Hangi hakla? Hangi uluslararası yetkiyle? Hangi uluslararası hukuk kurallarına ve normlarına uyarak bir başka bağımsız ülkede o ülkenin çağrılısı, o ülkenin davetlisi olmadan o ülkenin <laughs> topraklarına girip terörle mücadele maksadınız başka. Onu yaparsınız. Terörle mücadelenizi yürütürsünüz dönersiniz. Yerel yönetimler kurup, köyler oluşturup, inşaatlar yapıp, kaymakamlar atayıp, efendim rektörler tayin edip, kamu görevlileri atayıp orada bir devlet düzeni kurmaya çalışırsanız sonucu bu olur. Şimdi vardığınız nokta şu. Daha bir ay kadar evvel Erdoğan ...her gün söylüyordu. Efendim biz Suriye'ye harekat yapacağız. Sabahtan akşama gireriz. Üç Oradaki söyleyeyim. her şeyi temizleriz. 3 ay... ...olmadan da temizleriz diyordu. Değil Üç aydır mi? E, harekat söylüyor. Evet var. Evet evet. Ne zaman ki... ...ne zaman ki Soçi'de... ...Putin'le bir araya gelip... ...müzakere ettiklerinde... ...yani... ...Putin'den... ...böyle bir harekata onay çıkmadığında... ...ve Putin dönüp eğer bir sorun varsa Esat'la görüşüp onunla anlaşacaksınız diye işaret ettiğinde harekat da ortadan kalktı. Bizim oradaki efendim te terör faaliyetlerimiz de ortadan kalktı. Birden bire biz Ter Esat'la örgütlerine yönelik faaliyetler. E tabii ki. Hı. Birden biz Esat'la görüşmeye hazır hale geldik. Niye? Niçin? Ya bir soralım. Vatandaşlarımız bir sorsun. Niye? Niye biliyor musunuz? Sadece para. Sadece para. Bu ülkenin parası bitti. Nasıl katil dedikleri Suudi prensine koşarak sarılıp bu ülkenin onurunu iki paralık ettilerse, nasıl ki katil dedikleri prense bu ülkenin egemenlik hakkı, yargı yetkisini devrettilerse sadece para için, nasıl ki 15 Temmuz'un finansörü dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne efendim, 21 pare top atışıyla kırmızı halılar sererek karşıladıklar karşıladılarsa sadece para için şimdi de aynı şeyi esat için yapıyorlar. Sadece para için. Sadece kasası tam takır olduğu için. Peki ama bu sadece çeviremedikleri için. Bu gruplar nasıl kontrol edilecek? Sorun orada. Yani bakın hem sınır içinde hem sınır mı? Sorun orada öyle bir bomba kucağımıza kaldı yani ki yani sadece telaffuz ya telaffuz efendim geçen 10 ay önce ayaküstü görüştüm Suriyeli mevkidaşımla bunun telaffuzu bile e, bu kadar kitlesel gösterilere protestolara efendim bayrak yakmalara vesaire neden oluyorsa ötesini Heh, şimdi sorun burada öyle bir canavar yarattınız ki ellerinizle Hadi yok edebilin ede, edebiliyorsanız. Aynı ABD gibi. Aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da efendim Sovyetler Birliği'ne karşı oluşturduğu işte El Kaidesi, Taliban'ı gibi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kucağında o ejderha ile karşı karşıya kalıp yarattığı canavarla yüzleştiğindeki ruh hali gibi. Hepsine maaşa bağladınız. Her ay, her ay bunlara dünyanın parasını fonladınız. Orada bir ekonomi oluştu. Gayri meşru bir takım ekonomik ilişkiler içine girdiniz onlarla birlikte. Şimdi şimdi geldiğiniz noktada bunları dağıtın bakalım dağıtabiliyorsanız. Esat ne diyor biliyor musunuz? Türkiye ile görüşmek ve uzlaşmak için 3 tane şart koşuyor. 1. Bunlar diyor gerçekleşsin, gerçekleştirin, gelin. Ki Görüşebilirim diyor, halkımın menfaati için görüşebilirim diyor. Nitekim Çavuşoğlu da Esed'i terk etti, Esad dedi bu sefer. Bir diyor, Suriye topraklarından çekileceksiniz, buradaki işgale son vereceksiniz diyor. İki, İdlib'deki pozisyonunuzu tamamen çekeceksiniz. Üç, ama en önemlisi, Öso'yu dağıtacaksınız diyor. Yani ben mevcut koşullarla sizinle anlaşmam diyor. ÖSO'yu dağıtacaksınız diyor. Şimdi ÖSO'yu nasıl dağıtacaksınız? Nasıl dağıtacaksınız? Silah vermişsiniz. Eğitmişsiniz. Donatmışsınız. Para vermişsiniz. Vermeye devam ediyorsunuz. Bir ekonomi yaratmışsınız. Bu kişileri tamamen kendi rejimlerinden, kendi devletinden uzaklaştırmış bir hayalin peşinde örgütlemişsiniz. Burası sizin olacak. iktidara siz geleceksiniz. demişsiniz. Şimdi arkalarından çekilip hadi bakalım gidin diyeceksiniz. Bu mümkün Doğru. mü? Türkiye'yi soktuğunuz ateşin bedeli Peki. çok yüksek. Peki. Onun için özeti şu Hı -hı. söylediklerimin. Bu efendim sıradan ya bir politikası daha boşa çıktı. E bir yanlışından daha dönüyor şeklinde izah edilemeyecek kadar derin sorunlara bu ülkenin belki 10, 20, 30 yıllık geleceğine ipotek koyacak e, gelişmelere gebe bir problem. Peki. Hakikaten çok karmaşık bir durum sayın seyirciler. Yani böyle bir ayaküstü görüşmüş olmasını Çavuşoğlu'nun telaffuz etmiş olması bile bu kadar gösteri, bu kadar protesto, efendim bayrak yakmalar vesaire daha ileri bir aşamaya dair iktidarın niyeti olduğunun ortaya çıkması durumunda ya da bunun kamuoyuna yansıması durumunda neler neler yapabileceklerine ilişkin herhalde hepimiz bir endişe sahibiyiz. Şimdi birazdan reklam arasına gideceğiz. Turan Aydoğan'la vedalaşacağız. Turan teşekkür Bey çok ediyorum. teşekkür ediyorum katıldığınız Arkadaşlar için. Ama reklamdan sonra ne konuşacağımızla ilgili iki tweet paylaşmak istiyorum size. Biri ee, Salim Şen'in tweet'i, öbürü Özgün Emre Koç'un tweet'i. Bir ayağa kalkayım. Hangisini verirlerse arkadaşlarımız. Ee, evet, Özgün Emre Koç diyor ki e, Sedat Peker, Deyus Ekber diye seslendiği Hasan Yeşildağ ve kardeşlerinin organize işlerini anlatıyor. E, Yeşildağ'ın Erdoğan'la geçmişi çok eskiye dayanıyor. Çember daralmakta diye bir yorumda bulunmuş Özgür e, Özgün Emre Koç. E Salimşen e, nasıl bir e, paylaşımda bulunmuş? Sedat Peker go stratejisi demişti. Hani rakibi tamamen ortadan kaldırıp taşlarını esir almaktan çok ona karşı avantajlı konuma geçip kendi taşlarınla mümkün olduğunca çok alanı kontrol altına almak olan strateji. Her ifşa ettiği sustuğuna göre alan kontrolü artıp son geliyor gibi, final geliyor gibi. Birazdan bunları konuşacağız. Sedat Peker'in e, yüzün üzerine varan bu e, tweetleri bir anda değil mi? Son 24 saatte bir.